Sizlerle birlikte olsun sevgili kardeşler. Rab-ı Mukaddes yüzünü yine bugün her birinize parlatsın ki ruhunuz, canınız, bedeniniz bugün Rab'bin evinde tazelensin. Çünkü Rab tazeleyendir, Rab yenileyendir, Rab kuvvet verendir, Rab sevinç kaynağıdır. Ve her üzerinde egemen olan Rab'bin ruhunun doluluğu eğer ki bizim üzerimize bütün doluluğuyla işlerse, işte o gün biz dünyaya galip gelenlerden oluruz. Tanrı istiyor ki, her fırsatta onun adını çağıralım. Çünkü diyor, beni çağırın ve size gelirim. Bize gelmekten zevk alan bir Tanrımız var. Bizi işitmekten zevk alan bir Tanrımız var. Bizim çağrımızı duymaktan hoşlanan bir Tanrımız var. Bize hep yakın olmak ve bizi kanatların altında korumak isteyen bir Tanrımız var. Ve kendi göksel ayrıcalıklarıyla bizi doldurmak, donatmak isteyen bir Tanrımız var. Onun için ona şükrediyoruz. Kendisini bize açıkladı ve bu dünyada karanlık yollarda yürüyüp karanlığın içinde kaybolmamıza izin vermediği için her zaman ona şükredelim, dudaklarımızı açalım ve ona övgüler sunalım sevgili kardeşler. Çünkü bu bir ayrıcalıktır. Rab bizi ayırdı. Rab bizi seçti. Rab bizi sevdi ve bize oğulların ve kızların dedi. Ve göksel krallığın kapısını bize açarak bizi ebediyetin mirasçıları yaptı. Bundan daha büyük bir ayrıcalık olur mu? Bundan daha büyük bir zenginlik olur mu? İnanın ki dünya üzerinde milyonlarca insan var ama bu sevinç onların yüreğinde yok. Çünkü bu sevinç kutsal ruhtan gelir ve bu sevinci veren de Rabbin kendisi. Ben bugün istiyorum ki Efeslere yazılan mektubun birinci bölümünden, birinci ayetten dokuzuncu ayete kadar sizinle paylaşayım sevgili kardeşler. Paulus Resul'ün kutsal ruh denetiminde Efes kilisesine yazdığı mektup. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus'tan, Efes'te bulunan kutsallara, Mesih İsa'ya ait olan sadıklara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Bizi Mesih'te her ruhsal kutlamayla göksel yerlerde kutlamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki, sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yazdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Amin. Ne kadar güzel bir müjde. Mesih'te kurtuluşa ve suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Paulus Resul, Efes'teki kiliseye yazarken öncelikle kendisini tanıtıyor ve diyor ki Tanrı'nın isteğiyle ben Mesih İsa'nın elçisi oldum. Demek ki Tanrı bazılarını özel olarak seçti ve İsa Mesih'in elçisi olarak onları görevlendirdi. Bu elçisel görev kimden geliyor? Tanrı'dan geliyor. Tanrı'nın özel seçimi, özel ayrıcalığıydı Paulus Resul'e ve diğer Resul'lere. Öyle ki onlar ne yapsınlar? Rab İsa Mesih'in adını uluslar arasında övsün ve yüceltsinler. Burada hani bizim kendimize bir mesaj alabiliriz ki, işte bu Resul'i sözler, Resuller vasıtasıyla bize ulaşan bu müjdenin de biz aynı zamanda neyi olmak durumundayız? Hizmetçisi olmak durumundayız. Çünkü bir çağrı var. Tanrı İsa Mesih'in hizmetkarına Paulus'u sunduğu zaman Paulus bu çağrıyı aldı ve dedi ki bundan sonra benim bir tek işim var. Çağrıya layık bir surette yaşamak ve çağrıya layık bir surette yaşatsınlar diye kiliseyi gayretlendirmek. Biz de bu çağrıyı aldık, bu çağrıya uygun surette yaşamalıyız
ve kardeşlerimizi aynı zamanda gayretlendiren kişiler olmalı sevgili kardeşler. Ve diyor ben Pavlus'tan Efes'te bulunan kutsallara, Mesih İsa'ya ait olan sadıklara selam. Şimdi bakın, Efes'te bir sürü insanlar vardı. Bir sürü insanlar orada yaşıyordu ama Pavlus Resul'ün selamı özel olarak belli bir yere gidiyor. Efes'teki bulunan bütün insanlara gitmiyor bu selam. Dikkat ederseniz İsa Mesih'in doğum gününde de melekler çobanlara müjdeyi verdiklerinde orada bir söz söylüyorlardı ilahi şeklinde. Yeryüzünde razı olduğu adamlara efendim. Şimdi burada da Efes'te de birçok insanlar var ama hepsi kutsallar sınıfında değiller. Ve şimdi bu selam kime gidiyor? Kutsallara erişiyor. Çünkü bu tanrısal, göksel bir selamdır sevgili kardeşler. Ve burada insanlar ayrılmışlar. Efes'te bulunan bazı insanlar kutsallık mertebesine erişmişler. Nasıl oldu bunlar da ayrıldılar acaba? Bunları ayıran neydi? Bunlara bu itibarı veren neydi? Bunlara bu övgüyü getiren neydi? Ki onların kutsal olduğu söyleniyor. Kutsallık nereden geliyor? Mesih İsa'ya ait olan sadıklara. Demek ki Mesih İsa'ya ait olanlar özel olarak kutsanıyorlar. Nasıl ki Tanrı Abraham'a söyledi, seni ve senin soyunu kutlayacağım, bereketleyeceğim dediyse, aynı şekilde de Tanrı kelamı bize öğretiyor ki İsa Mesih'e ve ona iman eden onun soyuna ne vardır? Kutsallığın doluluğu vardır. Eğer ki biz kutsallaşmak istiyorsak, yani insanlar arasından ayrılmak, Rabbin gözünde özel bir yere sahip olmak istiyorsak, gideceğimiz bir tek adres var. İsa Mesih'in haçına kılınmak. Eğer ki o yaşayan biri olan, gökten gelmiş ve göğe gitmiş olan İsa'ya sığındığımız zaman, biz kutsallaşırız. Neden kutsallaşıyoruz? Çünkü İsa'nın kanı bizi günahlarımızdan temizliyor. İsa'nın kanı bizi yıkıyor. O zaman yıkanmış ve temizlenmiş olarak murdar olan halkların arasından, günah içerisinde batmış olan milletlerin arasından sen ayrılıyorsun ve temiz bir kap olmak üzere Mesih'e bağlanıyorsun. Ve Mesih'in evinin bir parçası, Mesih'in evinin bir aleti oluyor. Onun için diyor ki Mesih İsa'ya ait olan sadıklara. Ha şimdi burada bir de sadakat söz konusu. Mesih İsa'ya ait olanlar eğer ki ona aitse kime sadık kalmalıdır? Bu kutsallığın devam etmesi için Mesih İsa'ya sadık kalmalıdır. Çünkü Mesih İsa sadakatle bizi kendisine seçiyor, sadakatle bize bağlanıyor. Biz de aynı şekilde Mesih İsa'nın sadakatine benzer bir sadakatle Rab'be bağlanmalıyız. Ve hiçbir şey bu sadakati bozmamalı sevgili kardeşler. Çünkü sadakat bozulabilir. Sadakati bozabilirsin. Neden? Dünya üzerinde birçok yapılması gereken işler var. Dünyanın önümüze serdiği arzular var, istekler var, bedensel arzular var. Onların bize sunduğu var. Ya da bedenimizin ortaya getirdikleri var. Düşüncelerimizin ortaya getirdiği. Bunlar ne yapar? Eğer ki ağır basar ve bizi yönlendirirlerse ve biz onların denetimi altına gidersek Rab'be karşı ne oluruz? Sadakatsizlik yapmış oluruz. Örneğin eşlerden biri diğerini aldattığın zaman ne kelimesi kullanılır? Sadakatsiz değil mi? Sadık olmayan, anlaşmasına bağlı olmayan kelimelerini kullanır. Aynı şekilde biz de İsa Mesih'e iman ettiğimizde Mesih'le beraber bir anlaşma yapıyoruz. Kim ki İsa'ya iman ettiğini söylüyorsa, o İsa'nın kanında onunla bir antlaşma yapmıştır. Bu zaman yapacağımız bir şey var. Bu antlaşmaya sadık kalmalı. Ve hiçbir şeyi Mesih'e değiştirmemeli. Bazen öyle zamanlar oluyor ki bakıyorsun ki, bir yerde İsa Mesih'in ismini kullanmaya insanlar çekiniyorlar. Çok basit bir örnek. Bir iş alanı diyelim ki, Hristiyan olmayan birisiyle alışveriş yapılıyor. İyi bir ticaret alışverişi var. Bakıyorsun ki o iman eden kişi ismini gizlemek veya da İsa hakkında bir şeyler konuşulduğu zaman
üstünü geçiştirmek istiyor. Niye? Ya işimizi kaybedebiliriz. İşimizi yitirebiliriz. Sana lazım etliye sütlüye karışmayalım. Deyip de işin üstünü örtebiliriz. Bu sadakatsizliktir sevgili kardeşler. Hayır, eğer ki birine bağlıysan, onu tanıyorsan ve onu seviyorsan ne yaparsın? Hangi durumda olursa olsun onun adını översin ve yüceltirsin ve onun ismine zarar bereket gelmesine izin vermezsin, değil mi? Bunu ev halkın gibi düşün. Ticareti kaybedeceksin diye ev halkından birisinin aşağılanmasına, hor görülmesine, onun aleyhinde konuşulmasına razı olur musun? Olmazsın, değil mi? Ev halkından biri aleyhinde konuşulduğu zaman istersen milyarları kazan o, hemen şunu söylersin. Kardeşim, bu duasta çekilmez, kanıma dokundu dersin. Niye orada dokunmuyor da öbür tarafta bir tanesi hakkında konuşulduğunda dokunmuyor? O da olmalı. Sadakatsizlik yok sevgili kardeşler. Bu yüzden de diyor ki sadıklara selam. Babamı Tanrı'dan, Rabbi Tanrı'dan size lütuf ve efendim. Kimlere lütuf ve efendim geliyor? Kutsallara. Kimlere? Sadıklara. Lütuf nedir? Hak etmediğimiz merhamettir. Yani siz kutsal olanlar hak ettiğinizden dolayı değil, çok akıllı olduğunuz için değil, diğerlerinden daha yaşadığınız için değil, Tanrı özel olarak size merhamet gösterdi ve hak etmediğiniz bir sevgiyle sizi sevdi. Öyleyse şimdi hak etmeden elde ettiğiniz bu sevgiyi, bu merhameti yüreğinize taşıyın ve buna layık olun. Çünkü bu lütfun altında kalırsanız size esenlik gelecek. Esenlik nasıl bir şey? Yürekteki seviştir. Yürekteki huzurdur. Çünkü yürek sevinci ve huzuru parayla, pulla alınan bir şey değil sevgili kardeşler. Dünyanın hiçbir şeyi yürek sevinci ve huzurunun kaynağı olmaz. Çünkü dünyanın sunduğu her şey zamanlıdır, sınırlıdır, geçicidir, kalıcı değildir. Ama tanrısal esenlik ebediyen kalır yüreklerden. Bu yüzden Paulus Resul bu esenliği imanlılar için diliyor. Bugün Tanrı'nın o lütfu ve esenliği bizim her birimizin üzerinde olsun. Ve aynı zamanda bu Resulü kutsama, bu Resulü selam da her birimizin üzerinde olsun. Şimdi devam ediyor, diyor ki bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Şimdi bizi kutlayan kimdir diyor? İsa'nın babası. Tanrı bizi kutsadı. Nasıl bir kutlamayla? Ruhsal kutlamayla göksel yerlerde kutlamış. Peki göksel yerlerde kutsandıysa yerde kutsanmış olmuyor muyuz? Eğer gökte şimdi biz bedensel olarak buradaysak ve göksel yerlerde biz kutsanmışsak bu ne demektir biliyor musunuz? Siz cennet ayrıcalığına sahipsiniz. İsa Mesih ile özdeşleşiyorsunuz. Mesih nerededir? Mesih ise şimdi göklerdedir. Yeryüzüne geldi, görevini yaptı, öldü, gömüldü, günahlarımız için kendini hak üzerinde ölüme feda etti. Üçüncü gün dirildi ve 40. gün nereye gitti? Göklere, babanın sağında oturuyor. Ebedi şefaatçi olarak oturuyor. Orada başka oturan yok. Oraya başka giden yok. Bazı inançlarda deseler ki insanlar kendi inandıkları peygamberler için gitti geldi deseler de size şunu söyleyeyim, orada kalan biri var. Orada kalan giden de orada kalan biri var. Demek ki o gitti geldi, eğer ki gitti de orada kalamadıysa şunu düşünebilirsiniz. Demek ki oraya gidince Rab dedi ki sen buraya layık değilsin, burada ne işin var? Tekrar yeryüzüne geri git, senin yerin topraktır dedi, geri gönderdi. Ama İsa gittiyse İsa'ya bütün kapılar açıldı ve İsa için ne söylenirdi, senin yerin buradır. Zaten buradan gitmiştin, tekrar babanın evine geldin, o orada kaldı. Biz giden ve orada krallığını sürdüren Rab kurtarıcı İsa Mesih'i tanıyoruz ve ona iman ediyoruz. Ki oradadır ve kendi bütün göksel bereketlerini, yani o ebedi krallığın cennetin bütün zenginliğini bize miras olarak vermiştir. O yüzden de diyor ki her ruhsal kutlamayla siz göksel yerlerde kutlandınız. Bu şudur kardeşler,
madem ki biz göksel yerlerde kutsandık, yeryüzünde çekeceğimiz kısa denemeler, tecrübeler, sıkıntılar için hamd ederim. Çünkü niye? Gideceğimiz yeri biliyoruz. O kutlamanın kaynağına gideceğiz. O bereketin kaynağına gideceğiz. Ve Mesih ile bütünleşeceğiz. Ve Mesih İsa'daki bütün zenginliklerin mirasçısı olacağız ki İsa Mesih'in orada olması bize bu garantiyi veriyor kardeşler. Böyle bir bereket var. Kimden? Baba Tanrı'dan. Demek ki Baba Tanrı bu göksel bereketi kime veriyor? İsa'nın ismine iman edenlere. O yüzden diyor ki Mesih'te her türlü ruhsal kutlama. Eğer Mesih yoksa ruhsal kutlama yok. Mesih yoksa ruhsal bereketler verir. Mesih yoksa göksel bereketler verir. Bunların hepsi göklerin kapısı neyle insanlara açılıyor? Mesih İsa ile açılıyor. Bundan dolayı da İsa Mesih dedi ki kapı benim. Benden içeri giren hayat bulur dedi. Çünkü o ebedi hayatın kapısıdır İsa Mesih. Rabbe şükrediyor. Bu bir ayrıcalıktır ki İsa'ya ait olanlar kutsallaşıyorlar ve göksel bereketleri miras alıyorlar. O kendi önünde sergide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Bir ayrıcalık daha. Özel bir ayrıcalık. Bizi kimde seçti? İsa Mesih'te seçti. Mesih'te seçildi. Mesih adına seçildiniz ve Mesih için seçildiniz. Evet, tanıştır ki bütün insanlar kurtulsunlar. Bütün insanlar Mesih'i tanısınlar ve İsa Mesih'teki ayrıcalıklara sahip olsunlar. Tanrı isteği bu. Ama bir de Tanrı bu insanların arasında özel olarak birilerini kendisine seçiyor. Ve onları kutsuyor ki insanlar da onlara baksınlar, onlardaki o ayrıcalığı, o bereket, o seçilmişliği görüp onlar da İsa Mesih adını yüzleyeceksinler. Demek ki bizler ne oluyoruz? Turpandalar oluyoruz. Yani hasadın ilk ürünleridir. Bundan dolayı Rabbin gözünde büyük bir öneminiz var, büyük bir yeriniz var sevgili kardeşler. O diyor, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için. Kimin önünde? Tanrı'nın önünde. Biz Rabbin önünde yürüyeceğiz. Kutsal ve kusursuz olmak için de kime bakacağız? İsa'ya bakacağız. Çünkü Tanrı'nın yeryüzünde razı olduğu bir tek isim vardır. Mezmurlar okuduğumuzda diyor ki Tanrı göklerden baktı. İşte hepsi günah işlediler. İyi olan yok. Bir kişi bile yok. Ama Tanrı bir gün İsa'ya baktığında ne dedi? Benim sevgili oğlum budur. Ben ondan razıyım, onu dinleyin. Bakın Tanrı orada demiyor ki beni dinleyin. Onu dinleyin. Çünkü onu dinlediğinizde beni dinlemiş olursunuz. O ve ben biriz diyor Tanrı. Bunun için de sevgili kardeşler, biz eğer İsa Mesih'e bakarsak, Mesih'te kimi bulacağız? Mesih'te Tanrı'yı bulacağız. Mesih'te Tanrı'nın sevgisini, sevginin kutsallığını bulacağız. Ve Mesih'te kusursuzluğu bulacağız. Mesih'te mükemmelliyeti bulacağız. Bütün peygamberler, kadın ve erkekten olan bütün insan olan bu peygamberlerin hepsi de kusur işlediler, yanlışlar yaptılar, hatalar yaptılar, günahlar işlediler. Ama İsa Mesih'e gelindiği zaman İsa Mesih bütün dünyaya meydan okuyacağına dedi ki sizden kim bende bir tek günah görebilir. Şeriatın altında yaşayan bu insanların arasında bu sözü söylemek kolay bir şey değil. Hani derler ya tabirse, her baba yiğidin harcı değil. Ben size derim ki hiçbir baba yiğidin harcı değil ki dersin ki sizden kim bende bir tek günah olduğunu gösterebilir. Bunu yalnız ve yalnızca İsa söylüyor kardeşler. İşte kusursuzluk, işte mükemmellik. Tanrı'dan gelen bir örnek. O yüzden de bizi Mesih'te seçiyor. Yani Mesih'e bağlıyor ki bizi, biz Mesih'teki o kutsallığa, kusursuzluğa bakalım ve ona doğru büyümeye başlayalım. Bu yüzden hayatta bizim örneğimiz ne olacak? Televizyon dizilerindeki artistler değil.
vitrinlerdeki mankenler değil. Onlara bakmayın. Çok sitarlar çıkar ama yıldızlar söner gider bir müddet sonra. Fakat bir yıldız var ki sönmeyen İsa Mesih'tir. O yüzden de ona bakacağız sevgili kardeşler. Bizim örneğimiz o olacak. O mükemmel ölçüdür. Ve bugüne kadar onun ölçüsüne erişmiş ve onun ölçüsünü geçmiş olan hiç kimse yok. Sadece ve sadece kurtarıcı gökte İsa Mesih'in kendisidir. O yüzden bizi Mesih'te seçiyor ve bizi Mesih'e bağlıyor ki biz Mesih'teki o farkı görelim, farkı görerek biz de farklılaşalım. Zaten Mesih'e ait olanlar karakter olarak değişirler sevgili kardeşler. Bakın şu İncil'in bir özelliği var. Kim ki İncil'e iman eder ve İncil'i yüreğine alır ve İsa Mesih'e yürekten Rabbim ve kurtarıcım demeye başladığı anda onun düşünceleri, anlayışı, konuşması, bakışı, tavrı, davranışı birdenbire değişmeye başlar. Sonra kendi kendine bile şehadet edersin. Ya ben aslında hiç böyle değildim. Şimdi böyle olsaydı ben neler yapardım. O eskiden olsa neler yapardım, şimdi yapamıyorum der. Bu bir şehadettir biliyor musunuz? Nedir değiştiren? İşte burası. Mesih'in gücü, İncil'in gücü, kelamın gücü. Çünkü göksel olan, kutsal olandır. O bizi tümüyle ne yapıyor? Değiştiriyor. Evet, biz şimdi Mesih'e seçildik. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Bir bereket daha var, bir müjde daha var. Niçin seçiyor bizi? Sadece kutsal, kusursuz olalım değil, sevgide büyüyelim değil. Ne olalım? Evlatlar olalım. Yani ev halkının üyeleri olalım. Tanrı'nın göksel krallığının çocukları olalım. Tanrı'ya baba diyelim. O yüzden de İsa Mesih çok farklı bir şey öğretti. Öğrenciler dediler ki, ey İsa bize dua etmeyi öğret. Biz Tanrı'nın önüne geldiğimizde ne söyleyelim, nasıl dua edelim? Ve İsa Mesih onların ayrıcalıklarını onlara gösterebilmek için dedi ki siz dua ederken şöyle söyleyin. Ey göklerde olan baba, böyle söyleyin. Baba deyin ona. Bakın bu bir ayrıcalıktır sevgili kardeşler. Bugün dünya üzerinde birçok uluslarla, halk içinde yaşadığımız uluslarda konuştuğun zaman Tanrı'ya baba dediğinde ne söylüyorlar? Tanrı'ya baba denmez diyorlar değil mi? Doğru söylüyorlar. Doğru söylüyorlar tabii ki. Diyemezler baba. Çünkü dedikleri zaman küfretmiş olurlar. Neden? Evlat değiller. Evlat olmayan baba da yalan söylemiş olur. Elbette ki diyemezler. Herkes söyleyemez bunu. Bu bir ayrıcalıktır. Bu kimseye verilmiş bir şey değildir. Çok güzel düşünceler geliyor ki evet bir Tanrı'ya baba diyemeyiz. Bu hakaret olur, küfür olur diyorlar. Çok da doğru söylüyorlar. Ama Tanrı size bir ayrıcalık verdi. Size dedi ki, siz bana baba diyebilirsiniz. Hiç yüreğiniz sıkılmadan, hiç üzülmeden, hiç arzu duymadan size baba demeye izin veriyorum. Bana baba dediğiniz zaman ağzınıza çarpmayacağım ben. Sus terbiyesiz demeyeceğim ben. Sizi bana baba demenize ben izin veriyorum. O yüzden Tanrı'dan gelmiş olan o İsa Mesih'in nuru üzerimize saçıldığı zaman biz kutsallaşıyoruz. Tanrısal öz yapıya hissedar oluyoruz. Mesih İsa'yla birlikte böylece bir ayrıcalığa sahip olarak ne yapıyoruz? Belirlenmiş, seçilmiş yeni bir soy olarak Tanrı'ya baba diyoruz. Onun için de bakın bizi ayırıyor İsa Mesih aracılığıyla. Yine bakın, kutsallaşma kimin aracılığıyla? İsa Mesih'in aracılığıyla. Seçilme kimin aracılığıyla? İsa Mesih aracılığıyla. Göksel kutlamaya, göksel bereketlere miras olmak kimin aracılığıyla? İsa aracılığıyla. Oğulluğu arz etmek kimin aracılığıyla? İsa aracılığıyla. Yani Tanrı'da olan her şeye ulaşmak için İsa'nın aracılığı şart. Biri diyorsa ki İsa'ya ihtiyacım yok, Tanrı'dan bir şey alamaz. Tanrı'nın kendisine ait olan bereketleri vermesinin bir tek yolu var, İsa vasıfasıyla.
başka hiçbir vasıtasıyla bereketleri, ayrıcalıkları insanların üzerine Tanrı dökmüyor. Evet, Mesih aracılığıyla kendisine uğurlar olalım diye bizi önceden belirledi. Tanrı ne kadar büyük bir sevgiyle bizi sevmiş ki, biz oğullar ve kızlar olalım. Biz Tanrı'nın çocukları olalım. Tanrı seni önceden belirledi. Bugün sen eğer ki iman ediyorsan, İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı diyorsan, bil ki ne senin aklından ne de benim aklımdan. Bu Tanrı'nın bize özel merhametidir sevgili kardeşlerim. Öyle ki, sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu özgürsüz. Demek ki lütuf ne olmuş? Yine İsa Mesih vasıtasıyla bize lütuf bağışlanmış. Tanrı'nın lütfu, hak etmediğimiz merhamet ve sevgi yine kim vasıtasıyla bizim üzerimize gelmiş? İsa Mesih vasıtasıyla. İşte o İsa Mesih vasıtasıyla olan o lütuf, o bağışlama, o sevgi, o karşılıksız merhamet bizim üzerimizde olduğundan dolayı biz ne yapıyoruz? Dünyadan ayrılarak Mesih İsa'nın saflarında yürümeye başlıyor. Tanrı'nın özel ilgisi, özel sevgisi, özel ayrıcalığı bizi dünyadan ayırıyor. O zaman bu lütuf ne yapılacak bir lütuftur? Övülecek ve yüceltilecek bir lütuftur. Bundan dolayı her zaman Tanrı'nın önünde durduğumuzda yapacağımız ilk iş onun lütfunu övmek. Rab, bu senin lütfundur. Bu senin ayrıcalığındır ki bugün ben senin önünde hayır ver diyebiliyorum, göklerde olan babam diyebiliyorum. Ve böylelikle krallığın mirasçısı olabiliyorum. Tam bir dirgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa sahiptir. Bakın, üzerimize ne yağdırıyor? Lütuf yağdırıyor. Lütfun zenginliği. Tanrısal o lütuf bize şimdi ne getiriyor sevgili kardeşler? Kurtuluş getiriyor. Bu lütfun amacı bizi günahlardan kurtarmak. Çünkü günahlarda yaşarsan ne dedi Tanrı? Günah işlemek ki ölmeyesin. Günah işleyen her can ölecek. Günah işleyen her can ölümü kazanacak. Ama iki türlü ölüm var. Bir, bedensel ölüm, topraktan aldığımızı toprağa vereceğiz. İkincisi, ruhsal ölüm, cehenneme atılacağız, Tanrı'dan uzaklaşır. Şimdi birinci ölüm kaçınılmaz olacak. Ama ikinci ölümden kurtulmak mümkündür. Bizim kaderimizdeyiz cehennem. Bazı imançlara gittiğin zaman diyor ki, önce cehenneme gideceksin, yanacaksın, sonradan da diyor, Tanrı eğer isterse sen oradan çıkaracak. Ama bir defa bir yanacaksın. Cezanı çekeceksin, sonra kurtulacaksın. Yandıktan sonra o yanmış halinde seni kim ne yapsın cennete? O halde sen kim yapsın? Hiç yanmış bir yüz gördünüz mü? Hiç yanmış bir surat gördünüz mü? Bir bakın bakalım. Siz yanmayacaksınız. Bu güzellikten daha güzel olacaksınız. Bu parlaklıktan daha parlak olacaksınız. Bu sevimlilikten daha sevimli olacak. Sizi cehennemin ateşi yakmayacak. Yakamayacak. Çünkü sizde Mesih'in ruhu var. Mesih'in ruhu olduğu yerde cehennemin gücü işlemez sevgili kardeşler. O yüzden de diyor ki, evet lütfunun zenginliğini üzerinize yağdırdı ve Mesih'in kanı vasıtasıyla siz kurtuldunuz. Yani günahın ücreti, ölüm ücreti İsa Mesih vasıtasıyla hak üzerinde ödendi. Sizin için ödendi. Tanrı bir kurban gönderdi. İsa'yı. Kim ki onun kanına sığınırsa ona kurtuluş gelir ve günahların bedeni o kurban vasıtasıyla ödenir. Evet, Mesih'te kurtuluşa ve suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Kavuşacağız demiyor. Kavuşabiliriz de demiyor. İnşallah maşallah da diyor. Ne söylüyor? Kavuştuk. Burada bir emniyet var, burada bir güvence var. Suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Kim ki imanla Mesih'in hüküm kürsüsü önüne gelip de İsa Mesih Rab'dir ve kurtarıcıdır diyerek yüreğine alır da tövbe ederse ne olur? Kurtulur.
suçlar ve günahlar bağışlar. Çünkü İsa Mesih'in günahları bağışlama yetkisi var. Birçok yerde hastalar İsa'ya gittiği zaman İsa bazen farklı kelime kullanıyordu. Bazen diyordu ki kalk şifa aldın, iyileştin, git evine diyordu. Bazen de diyordu ki günahların bağışlandı, kalk ve git. Yahudi din adamları ters ters bakıyorlardı. Diyorlardı, Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Bu adam küfrediyor, bu nasıl günahları bağışlayabilir? Ama İsa ne dedi? Hangisi kolay dedi? Kalk git demez mi? Yoksa günahların bağışlandı demek mi kolay? Hangisi daha kolay? Şifa kolay. Günahların bağışlanması kolay bir şey değil. Ama dedi insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisi olduğunu bilesiniz diye böyle söylüyorum. Kalk ve git. Günahların sana bağışlandı. Eğer İsa bağışlıyorsa bağışlanmıştır sevgili kardeşler. Çünkü İsa Mesih'in günahları bağışlama yetkisi vardır. Babadan bu yetkiyi aldı ve geldi ve böylelikle sizi seçti, ayırdı, tutladı, bereketledi, evlatlığa eriştirdi ve bununla beraber de size ebedi kurtuluşu verdi ve günahlardan aklını inandı. Yeryüzünde insanlar arasında başka bir isim yok ki onunla kurtulabilelim diyor elçilerin işlerinde. Bir tek isim var. Kimdir? Rab ve kurtarıcı olan İsa. Başka hiçbir isimde kurtuluş yoktur kardeşler. O yüzden bakın ne büyük kurtuluş, ne büyük sevinç, ne büyük bereket var Rab'in huzurunda, Mesih'in huzurunda ve Mesih'in evinde. Ve Mesih'in kralında. Bütün bu bereketler kime? Sana ve bana. Size ve bize. Tanrı bunu İsa Mesih'de bize sağladı. Bundan dolayı biz her zaman Rabbin önünde dururken ona şükredelim, ona hamd edelim ve bu ayrıcalıkları bütün günlerimiz boyunca yüreğimizin derinliğine saklayalım. Ve diyeyim ki ben Tanrı tarafından seçildim. Ben artık dünyaya ait değilim. Ben şeytana ait değilim. Ben Tanrı'nın krallığının çocuğuyum. Benim yerim haftanın ilk gününde babamın evine gitmek olacak. Ve ben gideceğim haftanın ilk gününde babamın evinde, babamın kardeşleriyle beraber, babamın çocuklarıyla beraber babamı yüceleteceğim. Ve hiçbir şey babamın evine gitmekten beni alıkoymayacak. Çünkü ne diyor? Sadakattan bahsediyor. Sadakatsizlik yapmayalım kardeşler. Hiçbir şey bizi ayırmasın Rab'den. Ve Rab'in yücesinden ve yücelerinden. Çünkü onun önünde duranların hepsi de bu bereketleri miras almışlardır. Ve göksel yerlerde bir gün bu mirasın sevincini dolu dolu tadacaklar. Hem de ne kadarlık bir süreçtir? Ebediye, ebediye, sonsuzluklar boyunca başlangıcı sonu olmayan bir bereketle donatılacaklar. Ve her birimizi kutsatın, bereketlesin ve bu güzel sözler, bu bereket sözleri de yüreğimizin derinliğinde saklı kalsın kardeşler. Ve ayaklarımız sağa ve sola kaymasın ve dünyanın ve karanlığın bir kuvveti üzerimizde egemenlik sürmesin. Amin. Amin.